Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda VP Vivid Backup eklentisini yani yedekleme, e, klonlama, ondan sonra taşıma eklentisini incelemiştik. Orada lokalde ve Google Drive'da yedeklerimizi nasıl yükleriz, sayfamıza tekrar nasıl çağırırız bunları göstermiştim. Testlerini yapmıştık, gayet başarılı geçmişti. Bir önce dediğim gibi o videoda e, sayfamızı klonlayacağız. Şimdi genellikle şöyle bir şey var böyle soruluyor arkadaşlarımız arasında. Lokal hosta yani bilgisayarınızda bulunan bir lokal hosta çalışmalarınızı bitirdiniz. Her şey tamam temalarınız, eklentileriniz her şey bitti. Ben bunu nasıl web üzerine taşırım? Ne yapmam lazım diye bir böyle sorular da var arkadaşlar. Hemen onunla ilgili eğitime yani bu eğitim videosunu çekeceğim. Çok basit şekilde e, yükleyeceğiz internette ben bunun için e, Bir tane sıfırdan hiç eklenti kurulmamış Bir sayfa yani ne tema var ne eklenti var işte bu şekilde Boş Bir sayfa açtım bakın Adresi de bu şekilde Demo.maxhandmade.com e, Bu Bizim internette web üzerindeki bir sayfamız e, Wordpress sayfamız Sayfada herhangi hiçbir şey yok yani eklenti meklenti falan yok yani boş bir sayfa. Buraya taşıyacağız. Lokaldeki sayfamız bildiğiniz gibi localhost e, yapım market. Biz bu sayfayı farz misal bitirdik. Artık web üzerinde taşımak istiyoruz. Yani internette yayınlamak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? O olay o gene geçen bir önceki eklentideki eklentimizi kullanacağız. Eklentiye geçelim. Lafı uzatmayalım. Hemen başlayalım bence. Önce yapacağımız iş lokalhost'ta eklentiye geldik arkadaşlar. Eklentimizi açtık. Bir tane en son haliyle bir yedekleme yapacağız şimdi. Bunu da bilgisayara indireceğiz. Şimdi yedeklemeye başlayalım. Yedeklememiz bitti arkadaşlar. Lokaldeki sayfamızın yedeklemesini yaptık, bitirdik. Evet gördüğünüz gibi şu an en son yedeklememiz bu. Bunu öncelikle bilgisayarımıza yani indirmemiz lazım. Öyle düşünün. Buraya indir tekmesine tıklıyoruz. İki parça gördüğünüz gibi Onları indirelim, hazırda beklesin. Evet, iki tane zipli dosya. Şimdi yeni açtığımız sayfaya geliyoruz arkadaşlar, demoya, demo.maxentmed.com web üzerine geliyoruz yani. En başta yapacağımız işlem, eklentiler kısmından yeni ekleye gelip eklentimizi burada kuracağız arkadaşlar şimdi. Eklentiyi kuruyoruz arkadaşlar, etkinleştirelim. eklenti şu an çalışır vaziyette. İndirdiğimiz yedekleri, lokal dosyaları şimdi bunun içine alacağız arkadaşlar. Bakın yükle kısmına geliyoruz şuraya. Yedeklemenin yanına yükle kısmına geliyoruz. Dosya için diyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın buradan hemen İki dosyayı da alıyoruz, şey zipli klasörleri alalım, bunun içine atalım, upload diyoruz. Bunlar şimdi yeni sayf sayfamıza, WordPress sayfamıza gidiyor. Yükleme tamamlandı. Bunları şimdi sayfamıza kuracağız. Şimdi gönderdiğimiz zipli dosyaları kuracağız arkadaşlar. Geri al diyoruz. Buraya tıklayalım. Evet yükleme başarıyla tamamlandı. Şimdi Evet, bunu da şimdi görmüş olduk. Sayfamızın şifresini de otomatikman yani yönetici şifremiz de lokalde aynı oldu tabii ki. Onu atladık. Şimdi sayfayı şöyle bir yenileyelim. Evet olduğu gibi geldi. Eklentiler hepsi. Bakalım. Evet, eklentiler olduğu gibi kurulmuş. Şimdi de sayfamızı bakalım nasıl şekli şemali. Gördüğünüz gibi bakın adrese bakın arkadaşlar. Lokal hosttaki sayfamız bu bakın. Lokal hosttaki sayfamız demoya taşıdık. Demo.maxhandmade.com'a web'e taşıdık arkadaşlar. Web üzerinde şu an yani. Gördüğünüz gibi. Bir şeye bir bakalım. İletişim. Sayfalara da bir bakalım arkadaşlar. Evet mağazaya bir bakalım. Mağazada çalışıyor. Tabi şimdi bunu taşıdıktan sonra yapmamız gereken birkaç işlem var arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Ee, yani birkaç derken bir tane şu en önemli olan arkadaşlar ayarlar kısmına gelip kalıcı bağlantılara geliyorsunuz. Evet kendisi değiştirmiş. Normal şartlarda ben hiçbir şey yapmamıştım. Hiçbir ayarı değiştirmedim. Yani sıfır kurduğumda WordPress sayfasını kurduğumda direkt bur dedi zaten. Yani bütün ayarları lokaldeki bütün ayarlarınızı olduğu gibi almış. Yani yalnızca e, sayfalardaki eğer şöyle diyeyim görünüm e, özelleştir. Burada mesela şöyle şunları sayfa isimlerini Ondan sonra bağlantı linkleri var. Mesela manuel olarak yaptığımız, elle yaptığımız bağlantı linkleri var. Bunlar lokal hostta da mesela hala text.maxhandmade olarak gözükmekte. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunları değiştireceksiniz. Sıkıntı yok. İsmi değiştireceksiniz. Bunlar ufak tefek şeyler ama yapılması gereken şeyler arkadaşlar. Bunları da atlamayın. Burada özelleştirde işte ne yaparsınız? Gelirsiniz işte isim, isim derken logo falan bunları değiştirmek istiyorsanız bir şekilde şöyle mesela buraya demo web diyelim. Orada işte değiştirmeniz gereken birkaç şey olabilir. Onları yapacaksınız. Ama amaç olarak burada lokaldeki web sayfamızı nasıl klonlarız yani kopyalarız taşırız onu gösterdim. eklenti burada da güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hepimiz gördük, güzelce çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadar olsun sanırım. E, Backupla yani yedekleme taşımayla ile ilgili e, iki videomuz da faydalı olmuştur. Faydalı olduysa önce söylediğim sağ üst karttan arkadaşlar ilk videoyu kurulumu eklentinin kurulumu ve lokalde Google Drive'a nasıl yüklediğimizi nasıl test ettiğimizi anlattığım videonun linkini koyacağım karta. Ondan sonra da bu videoya işte bakarsınız. Böylece bununla ilgili yedekleme ile ilgili herhalde anlaşılmayan bir durum kalmamıştır diyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Sayfaya, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz, faydalı bulduysanız da beğeni atarsanız, yorum yazarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.